Tüm bu sistem tabii stoka bağlı bir durumdur. Ya, tamamen yeni bir sistem oturacağını, yeni bir sistem geleceğini adam bunu kaç sene önce söylemiş. Her gün bana aynı şeyi söylüyorlar. Aytun çocuğa şu anda burada olsaydı, şu anda onu dinlemekten daha çok bir şey istemezdik diye. Sizin dedi, bende dedi bir emanetiniz var dedi. Sizin dedi babanızın yazılmamış bir kitabı bende. Siz bana dedi bir adres verin, benim dedi şimdi Roma'ya uçmam lazım dedi. Ömrüm yetmeyecek bunu bastırmak için dedi. Bütün dinleri yerinden sarsacak çok önemli bir olay olduğunu adam bana bahsetti. Hemen bunun basılması lazım dedi. Bu size nereden ulaştı diyorum. O da bende kalsın diyorsun. Babamın bana söylediği şey bu Türkçe'ye çevrilmemeli. Bu insanların iddia ettikleri şey acil Türkçe'ye çevrilmeli ve o şekilde basılmalı. Ben bunun orijinalliğini araştırmak istedim. Ortalık çok fena birbirine girerdi. Okurlarıyla buluşacak inşallah. Şu anda evet, sırrı bende saklı kalsın. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Şöyle yapalım dedik. Komplo teorisi kavramını konuşalım dedik. Kimle konuşalım dedik. Komplo teorisi kavramını bizim lügatlarımıza yerleştiren rahmetli meslek büyüğümüz Aytunç Altındal'ın biricik kızı Emine Altındal'la konuşacağız. Araştırmacı Emine Altındal bizlerde. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizlerle bu konuya birazcık böyle ışık tutmak benim için de onur oldu. Onur olacaktır. Çok rahmetli babanız komplo teorisinin ne olduğunu uzun uzadıya bizlere anlatmıştı. Onun da komplo teorisi yaptığı, komplo teorileri anlattığı söyleniyordu zamanında. Ama gördük ki komplo teorisi değilmiş. Anlattığı birçok şey hayata geçti ve şu an biz onları yaşıyoruz. Komplo teorisi terimi tam olarak ne demek ve tarihini konuşalım aslında. Nasıl çıkmış? Şimdi ilginçtir ki babamın yıllar önce anlattığı o kadar çok şey günümüzde bir şekilde vuku buluyor ki insanlar artık ne komplo ne değildir. Zaten en büyük komplo teorisi olarak internette araştırdığınız zaman veya insanların fikirlerin içine bir bakabilseydik, bir mercek atabilseydik herhalde babam çıkardı orada ortaya. Fakat adamın dedikleri, babamın dediklerinin çoğunun, hepsi de olmamakla birlikte çoğunun ne kadar çok artık günümüzde onun bahsettiği bu enigmatik çağdan, paradigmatik çağ vesaire bunları anlattığı zamanlardan ne kadar günümüzde artık doğruluğunu ispatladığı ortaya çıkıyor. Bu da ne demektir? Komplo teorisi fikri kimin aklına gelmiş, kim neden yapmış? Bu zamanında 1960'larda CIA ve FBI tarafından icat edilmiş, özel olarak tasarlanmış, bilinçli olarak ortaya atılmış bir düşünce yönlendirme modelidir. Yani önemli olan burada insanlara aslında bazı bilgileri sızdırıyormuş gibi gözükmek ama aslında sızdırmamak, sızdırdıkları şeyin aslında minnacık bir şey olduğunu olsa bile onu insan psikolojisini o kadar iyi biliyorlar tabii, o kadar iyi yönetebiliyorlar ki bunu da zaten babam daha önce hep bunu böyle Türkiye ilk duyaran insanlardan biridir o. Bu Tavistock insan üzerinde ve gruplar üzerindeki düşünceler enstitüsü, yani böyle insan psikolojisini en iyi kavramış ve anlatmış ve kullanan aşağı yukarı dünya üzerinde 3000 tane farklı merci bulunan bir enstitüdür bu. İngiltere bazlı bir mercidir ve bunun üzerine bütün dünya yönetilir aslında. Yani bütün subliminal reklamlardan filmlere kadar bütün bu sistem Tavistock'a bağlı bir durumdur. Ve bundan dolayı insanların minnacık verilmiş bir bilgiye bile nasıl büyüteceklerini veya nasıl kulaktan kulağa oynama oyunu gibi ne kadar başka yerlere sarılacakları
bilinmektedir. Ve dolayısıyla komplo teorileri kavramı, terimi çok büyük hikayelerin böyle küçüğe indirgenmesi, bir şekilde değersizleştirilmesi veya bunu ortaya çıkaran insanların gülünç duruma düşürülmesi için tasarlanmış bir özel bir kavramdır aslında. Mekanizma. Mekanizmadır yani, aslında. Artık şu Altındal örneğinden gidelim. Allah rahmet eylesin, nurlar içerisinde yatsın. Yani farkındalık yaratmak isteyen halkı zaman zaman hani hayata karşı ve hayatın getirdiklerine karşı uyarmaya çalışan, ciddi araştırmalar yapan bir insandı. Ama söylediklerine komplo teorisi deniyordu o zamanlar. Ama baktığımız zaman hani 1960'larda ortaya çıktı dediniz. O zaman da anladığım kadarıyla bu örgütler CIA olsun, FBI olsun, daha nice örgütler doğruları söylemeye çalışan, farkındalık yaratmak isteyen insanları karalamak için kullanmışlar bu olguyu. Tabii ki yani zaten bu araştırmak isteyenler araştırabilirler. COINTELPRO diye bir çok önemli bir hareket vardır dünya çapında. Onun dışında Mockingbird olsun, MK Ultra deneyleri olsun, buna karşı çıkan ve bundan mütevellit böyle bir sürü insan zamanında CIA ve FBI'ın kendi güçlerini kötüye kullandıklarıyla ilgili, insan hakları suçları işledikleriyle ilgili olsun, bir sürü suç işlemeleriyle ilgili sızan bilgilere dayanarak bunları yalanlamak için kullandıkları bir terim haline gelmiştir ve günümüzde maalesef birisi için, ya bunu genel anlamda söylemiyorum ama özellikle şimdi az önce babamdan bahsettiğiniz için babam için en büyük komplo teoricisi dendi. O da buna çok gülüyordu. Fakat yani bazı doğruları sızdırmanın öyle bir bilinç oynaması yapıldı ki, bir zihin, akıl oynaması yapıldı ki sanki onu söyleyen, doğruyu söyleyen kişi kendi fantazilerine kapılmış ve böyle realiteden tamamen ayrılmış bir kişi gibi olarak gösterilip aslında bunun gerçeklerle hiçbir alakası olmadığı iddia edildiği bir konsept haline getirilmiştir. Komplo teorisyenleri veya komplo teorileri maalesef günümüzde, ama tabii bir sürü atıp tutan, kendi aklının almadığı, kendi kültürüyle, zihniyle, belki inanç tarzıyla bağdaştıramadığı olaylara verdiği tepki anlamına sokaktaki adamın bile diline düşmüş bir konsept haline geldi. Komplo teorisini o, komplo teorisini bu, bu bir komplo teorisi. Bir insanı zaten komplocu diye damgaladığınızda toplumun göz önünde küçük düşürmüş. Aynen, ha, tamamen gülünç duruma düşmüş. Aynen öyle. O adam artık kendi fantazileriyle uğraşan gülünç biri olarak. Tabii hani, bir bilinç tutulması yaşayan bir şahsiyet, aslında hasta, yazık olan bir insan olarak. Oysa adam farkındalık yaratmaya çalışıyor. Oysa adam gerçekleri kesinlikle haykırmaya çalışıyor. Ama belki de bir insana komplocu demek, komplo teorisini bu adam demek, hani topluma karşı yapılmış bir haksızlık aslında, bütün bir topluma. Orası kesin zaten, ama maalesef şu anda yaşadığımız zaman çerçevesi içerisinde, yaşadığımız zamanda o kadar çok şarlatan, o kadar çok bu spiritüel açısından olsun, bu konularla ilgili olsun, o kadar çok ağzına gelen bir şey anlatıyor, kendi fikrini beyan ediyor ve bu komplo teorileri hikayesi gerçekten bir Arap saçına dönmüş vaziyette. Kim neyi doğru söylüyor, kim ne demiyor, ne diyor belli değil. Biraz da ben rahmetliden bahsetmek isterim. Tabii. Gelirken çok kıymetli kitaplarını getirmişsiniz yanınızda. Hangiyse anlattığı zaman günlerce çevirip çevirip izlediğim programlardan biri. Bilinmeyen Hitler. O önce çok önemlidir. Ondan sonrasında yine birçok yerden okuma şansına sahip olduk. Allah rahmet eylesin. Aytunç Altındal'la ilgili neler söyleyeceksiniz rahmetli babanızla ilgili? O da çünkü çok çabaladı bir farkındalık yaratabilmek için.
ilk çıktığı zaman, bunları anlattığı zaman, uyarıları da bulunduğu zaman, ya bu adam komplo teorisyeni, komplocu diyorlardı. Evet. Ve sonra görüldü ki ne söylediyse ortaya çıktı. Enigmatik çağdan bahsediyordu. Hı. Biraz bahsedelim biz de. Açıkçası kendi penceremden baktığım zaman babam bana göre çok yaptığı işlerde haksızlığa uğramış bir şahsiyet. Ama kendisiyle bu konuları konuştuğumuzda sadece gülüp geçerdi. Çünkü o kadar emin, o kadar belgelerle konuşan, o kadar kendi fikirlerinde geniş bir bakış açısına sahip olan bir insandı ki hiçbir zaman insanları karşı düşüncede olsalar bile yargılamadı. Ve böyle çok haksızlığa uğradığını düşündüğüm halde hep sabırla insanların gözünü açmaya çalışan, belki de kendi hayatına mal oldu bu hikaye. Çok güzel bir insandı. Şu aralar hep çok merak ediyorum. Bütün olayları nasıl yorumlardı acaba? Nasıl yorumlar? Şimdi olsa neler anlatırdı siz? Ben Aytunç Altındal olsaydım Aytunç Altındal olurdum. Keşke ben de bilseydim diyorum. Yani çünkü, benim çünkü o da çok enteresan yorumlar yapardı. Çok yani. Enteresan yorumlar yapardı. Yani çünkü dediğim gibi, ben dediğim gibi değil de babamın dediğim gibi şu anda bir enigmatik çağdan, işte paradigma vesaire hikayesi, bu her 23 senede bir değişen algı kapılarıyla ilgili onun böyle önemli açıklamaları vardır. Ve şu anda 2023 ile ilgili biliyorsunuz çok önemli açıklamaları var. Neler söylemişti? Yani şu anda bildiğimiz, doğru bildiğimiz her şeyin tersine döneceğini ve tamamen yeni bir sistem oturacağını, yeni bir sistem geleceğini adam bunu kaç sene önce söylemiş yani. Düşün. 2023'e dikkat diyordu. Dikkat değil mi? Diyordu aynen. Yani bizim de kaç senedir buluşacağız, bu hikayeleri konuşacağız. 2023'e nasip olmuş gerçekten. Ama hiçbir şey tesadüf değildir. Ona tesadüflere inanmıyorum. Onun şu anda gerçekten görüşleri benim için çok, ya benim değil sadece, biliyorum bana her gün yazan, onu o kadar çok sevenleri var. Benim olsun, onun takipçileri, onu sevenler. Her gün bana aynı şeyi söylüyorlar. Aytunç Hoca şu anda burada olsaydı şu anda onu dinlemekten daha çok bir şey istemezdik diye. Fakat kitaplarının içinde, bunu bir küçük bir tüyo olarak söyleyeceğim. Bugünlere dair çok enteresan şeyler var. Yani ben bazı kitap... Biraz dipnot paylaşalım mı? Yani bazı kitaplarını defalarca okumama rağmen... Bir de onun böyle güzel bir olayı var. O işi ben de yapmayı çok seviyorum. Yani sadece bir konunun içine bir sürü bilgi yüklüyor. Çünkü babam yazmasını sevmeyen bir yazardı. Çok enteresan bir şekilde. Yazmaya böyle mümkün olduğu kadar bir cümlenin içine çok bilgi sıkıştırıp onu o şekilde yazmayı seviyor. O yüzden böyle bir kitabı okuduğunuz zaman hani 2-3 defa okuyabilirsiniz ama bambaşka bir kitap okumuşsunuz gibi gelir size. Yani böyle ben bunu hiç daha önce burada okumamıştım diyebilirsiniz. Çünkü o öyle yazardı. Ve o yüzden mesela bir kitabı, kehanetleri şimdi baz almayalım ama mesela bilinmeyen Hitler'de ben 3 kere okudum. 3'ünde de hani tekrar baktım, dedim ki ya ben bu kitabı okudum ama bu bölümleri tamamen gitmiş ve şu anda tamamen bunu yaşıyoruz. Nasıl olabilir böyle bir şey dediğim çok olmuştur. Peki en önemli soru, Aytunç Altındal bugün yaşasaydı ne derdi? Kısaca böyle en azından hani o şaşırmazdı bence olup biteni. Şimdi çok önemli bir şey paylaşacağım. 10 sene önce falan oluyor bu hikaye. Sabahın köründe bizi annemle kızımı havaalanına bırakmaya gittik. Tenha havaalanı, Sabiha Gökçen. Ben kızımı uğurladım falan filan. Geri döndüğümde annem orada bir tane beyefendiyle konuşuyor. Çok uzun boylu, çok değişik tipli, hiç yani benim çevremle falan alakası olmayanmıştı. Ben de uzaktan bakıyorum, kimdir bu, nedir falan diye. Son derece ciddi ve böyle birazcık böyle endişeli bir beyefendi böyle. Ondan sonra işte annem dedi ki işte dedi falanca bey falan böyle.
Buyurun dedim. Siz dedi Emine Altındağ mısınız? Evet dedim. Dedi ki ben benim dedi sizde sizin dedi bende dedi bir emanetiniz var dedi. Sabahın 6:30 Sabiha Gökçen'deyiz. Çok saçma yani. Pardon dedim, kim misiniz dedim. Sizin dedi babanızın yazılmamış bir kitabı bende dedi. Anlamadım dedim ya, siz dedim kim misiniz dedi. Siz bana dedi bir adres verin, benim dedi şimdi Roma'ya uçmam lazım dedi. Ondan sonra ben dedi size dedi o dedi basılmamış kitabını ileteceğim. Enteresan. Ben önce kendi adresimi vermek istemedim. Şimdi nedir tanımıyorum yani adamı. Ondan sonra neyse. Bir şekilde bize gönderdi hakikaten böyle bir tane böyle yazı, böyle kağıtlar yani böyle dosyalanmış. Ondan sonra... Neden bahsediyordu kitap? Babamın hep Türkçe miydi? Hayır, İngilizce. İngilizce yazacağım bunu dedi. Bu dedi, bana bundan bahsediyordu. Babanız bahsediyordu evet, bahsediyordu kitaptan. Zaten. Ama ömrüm yetmeyecek bunu bastırmak için dedi bana. Ve bana onu verdi dedi ki oku dedi bana dedi. Şimdi benim İngilizcem tamam iyidir de yani onun o inanılmaz kavramlarını çözebilecek kadar değil yani. Böyle içinde bir sürü Latince bilmem ne falan filan kelimeler kullanıyor. O kadar da değil yani. Ve kitap neden bahsediyor? Kitap değil. Böyle kağıtlar. Tamam şey o söz yani konusu, tamamen dosya tamamen bütün dinleri yerinden sarsacak çok önemli bir olay olduğunu da bana bahsetti. Ve bunun asla Türkçe'ye çevrilmemesi gerektiğinden bahsetti. Ancak bu kitap elinize geldi. Bu yani yazılı dokümanlar evet, elinize. Ne yaptınız onları? Ben de bu durdu. Fakat ondan sonra şimdi ben bu bana gönderen kişinin kim olduğunu veya ne merciyle bana bunun geldiğini bilmediğim için o da bana dedi ki bunun acilen Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Hemen bunun basılması lazım dedi. Ondan sonra ben de dedim ki tamam dur bir dakika yavaş olalım. Yani bunun içinde bir virgül bir kelime bile değiştirilmiş olursa hani ben başıma bela alırım. Anlatabiliyor muyum yani şimdi bilmiyorum ki ben sen kimsin kendini tanıtmıyorsun dedim ki bu size nereden ulaştı diyorum. O da bende kalsın diyorsun. Yani şimdi beni havalığında bulabilecek kadar muazzam bir bilgiye sahipsin. Benim kızımı ne zaman havaalanına götürdüğümle ilgili yani belli ki orada biz buluşmamız gerekiyordu yani. Ben adamla böyle herhangi bir şey yapmadım. Ondan sonra ama bana buna nereden ulaştın bana söylemiyorsun. Babanızın ölümünden ne kadar sonra oluyor bu? Aşağı yukarı 3 sene sonra, 4 sene sonra. 3 sene sonra. Ondan sonra ve şimdi ve her sene ben bunu tabii bastırtmadım. Yani çünkü babamın bana söylediği şey bu Türkçe'ye çevrilmemeli. Bu insanların iddia ettikleri şey acil Türkçe'ye çevrilmeli ve o şekilde basılmalı. Hatta bana böyle kendileri bunu tercüme edebilecek çok kalifiye insanlar önerebileceklerini, yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben istemedim. Kendileri niye bastırmamış direkt? Çünkü telif hakları bende. Bütün kitapların evet, hepsi bende. Ve dolayısıyla benden başka kimse bunu yayınlayamaz. Siz şu an hala sizde bu yazılı dokümanlar o zaman. Evet bende. Fakat ondan sonra ben bunun orijinalliğini araştırmak istedim. Babanız yazdı mı yazmadı mı? Acaba o mu yazdı? Çünkü bana geldiği, bana verdiğinin üstünde kendi dipnotları vardı. Kendi el yazısıyla. Bu tamamen bir fotokopi. Size bu kitaptan bahsedip notları da göstermişti yazıyorum tabii, tabii. Ben böyle onu okudum bir yere kadar ama bir yerden sonra hani anlamadığım için hani daha nereye kadar bunu okuyabilirim? İngilizce metinler. İngilizce ve son derece Latince. Yani dedim ki baba dedim Latince yazsaydın keşke yani anladın mı? Hani anladık Türkçe yazmıyorsun, İngilizce yazmıyorsun, Latince yazmış adam kitabı yani. O da gülmüştü hatta yok dedi onlar revize edilecek. Daha tamamen İngilizce'ye çevrilecek öyle basılacak falan demişti. Hatta hanımızda öyle bir hani böyle bir espri olmuştu dedim bari Latince yazsaydım baştan aşağı hiçbir şey anlamadım dedim yani. Ondan sonra ona geri iade ettim ben onu.
bütün o dosyayı. Babana. Ondan sonra aradan bir zaman sonra, yani bütün bu adam benimle buluştu, işte bana verdi o şeyi, bende duruyor. Dokümanları. Aynen. Aradan yine birkaç sene geçti. Bir anda benim İngiltere'de kardeşimin evinden o asıl bana verdiği dosya ortaya çıktı. Kardeşim de dedi ki, ya dedi, bana babam bunu vermişti ama ben onu geri vermiştim. Karşılaştırdınız mı? Onları işte ben çok önemli bir merceğe sundum. İsmi lazım diye. Dedi, babamı çok iyi bilen, çok iyi tanıyan, onun dilini anlayan. Dedim ki, bunların hangisi orijinal dedim. Yani siz dedim üstadım daha iyi bilirsiniz. Bunları lütfen okuyun. Karşılaştırın. Karşılaştırın. Bunlardan hangisini biz basalım? Yani hangisi daha kalifiye. O da dedi ki, ikisi de az çok aynı. İçinde çok fazla bir şey oynanmış diyemem dedi. Sadece dedi, bu el yazısı olan sendeki asıl kardeşinden gelen, kardeşimden gelenin dedi bilgileri dedi onun içine entegre edilmiş. Zannedersem ki dedi, o yani havaalanında benim elime geçen hikaye metin daha doğru ya da daha anlaşılır. Geniş bir metin. Daha konsantre. Ama babanıza ait her ikisi, evet, de. Evet, ikisinde öyle oldu. Ne yapacaksınız, basacak mısınız? Yani şimdi bu insanlar bunun Türkçe'ye çevrilmesini istiyorlar. Ben de ama son yani şey olarak. Ama babanız istemedi. İstemedi. Ortalık çok fena birbirine ilerledi. Önce dedi bunun dedi yurt dışında basılması lazım dedi. Nerede yapıyorsan yap, İngilizce basılması lazım dedi. Ondan sonra bambaşka birisinin bunun o birilerine söyledi. Kimdi acaba o adam ve o metin o adamın eline nasıl geçmişti? Onlar sır, bilinmiyor. Beni hala daha geçenlerde bana mesaj attı. Zaman daralıyor dedi. Çok aciliyeti var bu hikayenin dedi. Hemen dedi Türkçe'ye çevirmek, şu anda dedi yayın alması lazım dedi. Yani belki ilerleyen zamanlarda bu kitap basıldığı zaman okurlarıyla bir araya gidecek. Fakat önce İngilizce gelmek zorunda. Çünkü onun vasiyeti buydu. Sonradan Türkçe'ye çevrilip okurlarıyla buluşacak inşallah. Ama şu an sizde sırrı. Şu anda evet, sırrı bende saklı kalsın. Öyle olmasını istiyordu. O zaman kalsın. Şu sorunun cevabı gelmiş oldu. Bugün hayatta olsaydı neler söylerdi? Hayattan, bu hayattan gitmeden aslında bir şeyler söyledi ve gitti. Onlar da sizde şu an için saklı. Günü gelince bütün dünya onun ne olduğunu öğrenecek, neler anlattığını öğrenecek. Mutlaka. Yayınımıza katıldınız, bize kıymet verdiniz. Bodrum'dan buraya bizi ziyarete geldiniz. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O kadar güzel böyle ağırladınız. Kendimi böyle içeri girer girmez çok güzel böyle bir ev ortamında hissettim. Çok rahatlattınız. Çok güzel bir söyleşiydi. Gerçekten çok teşekkür ederim Hakan Bey. Ne demek? Çok kıymetlisiniz. Yani, elimden geldiği rahmetli kadar. Rahmetli Aytun Çaltın'da da anma fırsatımız oldu. Anma fırsatımız oldu. Nurlar içerisinde yatsın. Amin. Dostlarımız, sizler de bize zaman ayırdınız. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.